Biliyorsunuz daha 4,5 ay önce damat bakanı göndermek pahasına göreve getirdikleri Merkez Bankası Başkanı da cuma gecesi itibariyle gitti. Damada affettik diyorlardı. Onun gidişine sebep olan başkan görevden alındım dedi. Görevden alındığı için bir de teşekkür etti. Burası çok önemli. Zaten her giden nedense bir rahatlıyor. Her giden de bir huzur, bir ferahlık, son derece zen bir tavır. Hayretle izliyoruz. İnsan ister istemez soruyor. Sizi nasıl bir ateşe atıyorlar ki? Ekonomideki tablo aslında ne kadar kötü ki? Görevden alınınca rahatlıyor. Üstüne bir de şükranlarınızı sunuyorsunuz kardeşim. Memleketi nasıl bir cendereye soktu bu tepenizdekiler ki? Giden her biriniz Allah sonumuza hayır etsin diyorsunuz. Böyle ekonomi yönetimi olur mu? Böyle devlet insanlığı olur mu? Gerçekten ibretlik. Durumumuz bu kadar kötüyse çıkıp milleti bilgilendireceksiniz. Devlet insanı öyle metin arası mesajlarla sağa sola sinyal vermez. Ya susar, sessizce kenara çekilir ya da çıkar milletine gerçekleri söyler. Bu kadar basit ama maalesef bu ucube sistemde balık baştan kokuyor. Sözüm ona, kendisi faiz düşmanı ama faizi arttıran da kendisi. Faiz artınca kelle alanda yine kendisi. Tüm olanlara rağmen maşallah yine herkes kötü, bir tek kendisi iyi. Yapılan yanlışlar aman Sayın Erdoğan'a fatura edilmesin diye bu ucube sistem çöp öğütür gibi bürokrat öğütüyor. Bu sırada olan da cefakar milletimize oluyor. Hatırlıyor musunuz? Kendisi ne demişti? Ekonominin patronu da sorumlusu da benim. Aynen böyle demişti. Bunu dedi ama her yanlışa bir bakan, bir bürokrat harcarken çıkıp tek bir günde yanlış yaptım, milletim beni affetsin demedi. Yalnız 4,5 aylık Merkez Bankası başkanını yiyen süreçte bu defa ilginç bir şeyler oldu. Cuma sabahı iktidara yakın bir gazete başlık atıp faiz artırımına tezgah dedi. Aynı günün gecesinde yeni başkan gitti, aynı gazetenin yazarı en yeni başkan oldu. Vay be, işe bakar mısınız? Sayın Erdoğan bir zamanlar gazete manşetleriyle bize istikamet veremezler diyordun. Şimdi bakıyorum da onlar sabah manşet atıyor, sen akşamına gereğini yapıyorsun. Nereden nereye? Manşetlerle vuruşa vuruşa geliyordunuz, manşetlere eğile eğile gidiyorsunuz. Yolun açık olsun. Bu vesileyle çiçeği burnunda Merkez Bankası Başkanı'nı uyarmak istiyorum. Görünen o ki şimdiden o koltuğa yeni talipler var. Hocam dikkatli olsun. Baktı ki bu atamalar verilen ayarlar üzerinden oluyor. Faizlerin gidişatını beğenmeyen Ayasofya imamı Twitter üzerinden ayar verip hem faiz dövmelerine gözdağı verdi hem de Merkez Bankası Başkanlığı'na göz kırptı. Baktı ki elin yabancısı ülkesinde %1-2 faizi zor alırken burada %19 veriliyor. Baktı ki ekonomist cumhurbaşkanı, eski bakanlar, milletvekilleri, ekonomi profesörleri bu işi beceremiyor. O da gerekeni yaptı ve görünen o ki göreve talip oldu. Listenin birinci sırasına yerleşti. Sayın Başkan, siz olun, o koltuğa çok alışmayın. Sayın Erdoğan'da bu zihniyet varken bu pilav daha çok su kaldırır. Olur mu olur? Sayın Erdoğan yöneticilik kariyeri bu tip fantastik atamalarla doludur. Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye faizle kur arasına sıkışmıştır. Türkiye ekonomisinin bu şekilde köşeye sıkışmasının temel sorumlusu da büyük ekonomist Sayın Erdoğan'ın
ta kendisidir. Türkiye'de hukukun, demokrasinin, insan haklarının önemsenmediğini gösteren her türlü işi yapacak, her türlü sözü söyleyecek, sorunlar kapıya dayanınca da meseleyi Merkez Bankası çözecek. Yok öyle bir dünya Sayın Erdoğan, 19 senede öğrenemedin mi? Ama bak seni bir konuda uyarayım. Eğer beceriksizliğinin sonuçlarına bir kılıf uydurmanın peşindeysen gözümüz üzerinde haberin olsun. Yarın çıkıp da fezlekeler yüzünden, kapatma davası yüzünden, faizle mücadele ettiğimiz için, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi yüzünden, malum lobiler, dış güçler bize saldırıyorlar demeyi düşünüyorsan, şimdiden söyleyeyim yemezler, yemezler. Sayın Erdoğan, çıktın bir ekonomik reform paketi açıkladın. Ya arkadaş kimse inanmadı. Bir dönüp baksana. Eğer sen itibarı olan bir paket açıklasaydın, Merkez Bankası son faiz artışını yapmak zorunda kalmayacaktı. Damadınla birlikte bu ülkenin 128 milyar dolarını buharlaştırmasaydın, Türkiye dünyada faiz şampiyonluğuna oynuyor olmayacaktı. Yüksek faiz demek, bu kadar dış kaynağa ihtiyacı olan bir ekonomide ülkenin kaynaklarının yurt dışına akması demek. Ama maalesef bugünkü şartlarda iktidarın fahiş hataları nedeniyle yüksek faiz kaçınılmaz olmuştur. Hep söylüyoruz, yüksek faiz ateş düşürücüdür, tedavi etmez. Tedavi için size ancak zaman kazandırabilir. Tedaviye başlamazsanız vücut her defasında daha yüksek dozda ateş düşürücü ister. Tedavi geciktiği sürece de hastayı kaybetme riskiniz artar. Bir türlü ders alınmayan yanlışların sonucu ortada. Partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle uçacağız demiştin. Faiz uçtu, döviz uçtu, enflasyon uçtu. Memleket de hızla uçuruma doğru uçuyor. İyi Parti memleketin çıkarına olan her politikayı destekler. Bu yüzden de bir önceki Merkez Bankası Başkanı fiyat istikrarının önemine vurgu yapıp enflasyonu düşürmekte kararlı olduğunu açıkladığında parti olarak kendisine destek vermiştik. Çünkü bizim sorumlu siyaset anlayışımız bunu gerektirir. Çünkü bizim milletimize olan sorumluluğumuz bunu gerektirir. İşte o nedenle memleketi getirdiğin son durumla ilgili olarak sana da bazı uyarı ve önerilerde bulunmak istiyorum. Sayın Erdoğan, bütün akademik çalışmalar bağımsız bir merkez bankasının makroekonomik kırılganlığı ve bankacılık piyasasındaki sistemik riskleri azalttığını, enflasyonu da daha düşük bir maliyetle düşürdüğünü gösteriyor. Hal böyleyken, başta Merkez Bankası ve TÜİK başkanları olmak üzere bürokratlara oyuncağını beğenmeyen şımarık bir çocuk gibi davranman ekonominin itibarını zedeliyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, sağlıklı bir ekonomi politikasının ve etkin bir kamu anlayışının olmazsa olmaz iki kriteridir. Gece yarısı, piyasalar kapandıktan sonra yaptığın atamalar, çifte kasa gibi kullandığın varlık fonu, herkesten kaçırmaya çalıştığın Sayıştay raporları, zedeleyip ülkemizi çok yüksek bir risk primi ödemeye mahkum ediyor. Attığın her yanlış adım, sürdürmekte inat ettiğin her yanlış tutum bu ülkeyi daha da fakirleştiriyor. Türkiye bu fakirliği hak etmiyor. Bu keyfiyetten, bu şımarıklıktan bir an önce vazgeçmen gerekiyor. Keyfi tutum ve davranışların Türkiye'yi bir ödemeler dengesi krizine sürüklüyor.